Merhaba değerli Üniversite TV izleyenleri, Türkiye'nin ve gençlerin kanalına hoş geldiniz. Bugün Eğitime Farklı Bakış programında yine çok değerli bir konuğum bizlerle. Eğitim ve sınav koçu Sayın Gizem Aksular. İnsanlar genellikle kendilerine verilen akıllarla değil de kendi kendilerine aldıkları kararlarla daha kolay ikna olurlar. Biz koçlukta bunu yapıyoruz. Kendi kendilerine soru sorabilme becerilerini aslında biz eğitim koçluğunda en çok sağlıyoruz. Ama işin aslı böyle değil. Pek çok yeterlilik, pek çok koçluk sorusuna hakim olmak, analizlere hakim olmak gerçekten gerekiyor. Çünkü bedenimiz de muhteşem bir sistem ya. Bu sisteme uyumlu bir şekilde o da yaşamak ister. Dolayısıyla disiplin, disiplin, disiplin. Doktor olmak istiyorsun ama fizik, kimyan zayıf, biyolojin zayıf. O zaman buna yönelik bir yol haritası çiziyoruz. Kısacası ilgi, beceri, yetenek. Bir eğitime farklı bakış programında sonuna geldik. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, bizleri takipte kalın. Değerli Üniversite TV izleyenleri, Türkiye'nin ve gençlerin kanalına hoş geldiniz. Bugün Eğitime Farklı Bakış programında yine çok değerli bir konuğum bizlerle. Eğitim ve Sınav Koçu Sayın Gizem Aksular, hoş geldiniz. Hoş bulduk Şebnem Hanım. Nasılsınız? Çok iyiyim, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz ne demek? tekrardan. Önemli, memnuniyetle. E, sizleri tanımak istiyoruz. Hı hı. İsmim Gizem Aksular. Eğitim koçuyum. Aslında hı hı. branşım Türkçe öğretmenliği. Yalnız ben 2014 yılında koçluğu keşfettim ve bu yolda gönül verdim. 2014 yılında gerekli sertifikalarımı, ulusal sertifikalarımı aldıktan sonra eğitim koçluğu yapmaya başladım. Hı hı. Öğretmenlikle birlikte yürüttüm. ama daha sonrasında sadece koçluk üzerine hareket etmeye karar verdim. Son 3 yıldır da Koçum ve Ben markasını kurdum. Koçum ve Ben markası adı altında eğitim koçluğu, sınav koçluğu hizmetlerime devam ediyorum. Çok güzel. Aslında öğretmenliğin de vermiş olduğu evet. akademik altyapıyla birlikte sınav sistemlerinin bütünleştirilmesi öğrencilerimizin adına da müthiş bir gelişme diyebilirim. Peki, verdiğiniz koçluk hizmetini sadece eğitim ya da öğrenci koçluğu değil de yaşam boyu eğitim koçluğu olarak tanımlamanızın sebebi nedir? Evet, ben yaşam boyu eğitim koçluğu ismini seçerken yaşam boyu öğrenme kavramını aslında e, örnek aldım. Çünkü e, kalıplaştığı gibi aslında e, eğitimin iş hayatına kadar olan süreç, Olduğunu düşünmüyorum. Eğitimin yaşam boyu devam ettiğini hı hı. düşünüyorum. Ve bu anlamda da hizmet verdiğim danışan kitlemi yaş gruplarına ayırdım. Ona göre hizmetimi oluşturdum. Birinci grubum 7-14 yaş grubu. Okula yeni başlayan, okula adaptasyonda sorun çeken, hı hı. sosyal çevresini düzenlemekte, öğrenmeyi öğrenmekte sorun çeken ilk ergenlik grubu. İkinci grubumuz 15-18 yaş grubu. Bu grupta lise 2, lise 3, lise 4 olarak ben sınıflandırıyorum. Bu grubumuz da tabii ki de gelecek kaygısıyla lisede bölüm seçimi, hangi alanı seçeceğim, eşit ağırlık mı, dil mi, sayısal mı, hangi üniversiteye gideceğim gibi kaygılarla geçirilen bir 3-4 yıl oluyor. Hı hı. Bu dönemde kesinlikle bölüm, üniversite, meslek seçimi hizmeti olarak değerlendiriyorum. Ve burada bitmiyor aslında eğitim koçluğu. Üniversite hayatı da kesinlikle kariyeri yapılandırmak adına çok değerli zamanlar hocam. O yüzden üniversite hayatında da öğrencilerin eğitim koçluğu hizmeti alması gerektiğini düşünüyorum. Kariyeri nasıl yönlendirecek, hangi sektöre gidecek, e, yan dal, çift ana dal yapmalı mı, yurt dışına gitmeli mi, hangi evet. dil eğitimlerini almalı. Bu yüzden e, bu yaş grubu da çok çok önemli. Hangi seminerlerle, hangi eğitimlerle kendini daha da geliştirmeli. Bu dönemde kesinlikle çok değerli ve iş hayatına atıldıktan sonraki dönem. Sanki iş hayatına atılınca eğitim hayatımız bitiyormuş gibi düşünülüyor ama bulunduğunuz sektörde her ne sektörde olursanız olun, bulunduğunuz sektörde pozisyonlar, ünvanlar almak, terfiler almak, işinizi daha iyi, daha iyi yapabilmek adına bence koçluk hizmetini almaya devam etmelisiniz diye düşünüyorum. İşte bu sebeplerden dedim ki koçluk ömür boyu, eğitim koçluğu ömür boyu verilebilen bir hizmettir. Ve ben de adına yaşam boyu eğitim koçluğu dedim. Çok güzel. Aslında bu diyor, diyoruz ya kariyer yaşam boyudur, yaşam boyu devam evet. eder diye. Buradan yola çıkarak oluşturulmuş bir tema olabilir. Kariyer sadece e, yüksek öğretimin sonunda biten bir süreç değil. Kesinlikle. Yine e, yüksek öğretimden sonra yapılan uzmanlık çalışmaları var. Baktığınız zaman akademik çalışmalar var. E bu akademik çalışmalardan sonra kişinin iş hayatına girmesi süreci var. İş hayatından sonra aslında hani yaşam kariyeri dediğimiz bir durum da var. Sosyalleşmesi kişinin sosyal hayatın içinde belli rol ve görevler üstlenmesi, evlenmesi, eş seçimi, Hı. yine arkadaşlık seçimleri, yakın ilişkiler bunların hepsini değerlendirdiğimiz zaman aslında kişinin yaşam kariyerini de incelemiş oluyoruz. Evet, diye düşünüyorum. Kesinlikle çok doğru hocam. Aynen öyle. Hı. Kariyeri boyunca da alacağı çok ciddi kararlar oluyor aslında. Yani ben öğretmen oldum bitti, doktor oldum bitti değil. Bunu bir vaka örneğiyle anlatmak isterim Tabii. size. Bir danışanımla biz ortalama bir 10 seans sadece kendisi askerdi hı hı. ve çeşitli ülkelerde yani yüksek asker şu an pozisyonunu çok hatırlamıyorum ama e, İngilizce eğitimine daha da fazla devam etmeli mi ki en üst seviyedeydi yoksa İspanyolca eğitimimi mi alıp kariyerine farklı bir yön mü çizmeli acaba İspanya Akdeniz bölgelerinde bazı görevlere gidebilir miye diye düşündüğü sorguladığı ortalama bir 10 seanslık kendisiyle görüşme yaptık. Ee, yani ne kadar basit bir karar gibi duruyor değil mi? Yani İngilizce evet. mi, İspanyolca mı? Ama e, işin sonunda İngilizcesinin kendi başına geliştirebileceğine karar verdi. E, sıfırdan bir İspanyolca eğitimi almanın hem kendi zihinsel süreçlerine katkısı da bulunacağını hem de gelecekteki kariyerine biraz daha iyi bir noktaya getireceğine karar verdi kendisi. İşte bu yüzden hayatımız boyunca, kariyer hayatımız boyunca da çok ciddi kararlar alıyoruz sizin de güzel örnekler verdiğiniz gibi. Her şey hedef belirlemekle başlıyor zaten. Bravo. Hedefi belirleyip yola çıkıyoruz. Evet. E, bu yolculukta da onlara eşlik eden bir eğitim koçu olmuş oluyor aslında. Evet. Onların hayatlarına eşlik eden, onlara direkt Hedeflerini söyleyen değil, değil, hedef belirleme yolculuğunda onlara ışık tutan, aydınlatan bir rehber diyorum ben eğitim koçlarına. Çok güzel, çok güzel tanımladınız. Peki, koçluk niye gerekli? Yani öğrencilerde bu hizmet neleri değiştiriyor? Hayatlarında ne gibi farklılıklar getiriyor? E, Pascal'ın çok güzel bir sözü var. Çok seviyorum ben o sözünü. Diyor ki, insanlar genellikle kendilerine verilen akıllarla değil de, kendi kendilerine aldıkları kararlarla daha kolay ikna olurlar. Biz koçlukta bunu yapıyoruz. Biz danışanlarımıza her ne yaş grubunda olursa olsun, bu 10 yaşında bir çocuk da olabilir, 25-26 yaşında evet. bir genç yetişkin de olabilir. Asla akıl verme, öğüt verme, yol gösterme yollarına gitmiyoruz. Ona sorular sorarak, koçluk hizmetinin temelinde soru sorma sanatı yatıyor hı hı. hocam. Danışanlarımıza sorular sorarak, kendi kendilerini keşfetmelerini Tabii. sağlıyoruz. Ve bu öğrencilerde aslında hayata bakış açılarını değiştiriyor. Çünkü onlara genelde hayatları boyunca hep öğüt verilmiş, hep akıl verilmiş, hep yol gösterilmiş. Çok Tabii ki doğru. bunlar da çok değerli. Bir Hı -hı. noktada çok çok değerli. Yalnız tam da böyle zihinlerinin yeşerdiği, karakterlerinin oturduğu zamanlarda birazcık kendi kendileriyle felsefe yapmaları da çok çok önemli. Kendi kendilerine soru sorabilme becerilerini aslında biz eğitim koçluğunda en çok sağlıyoruz. Ve bunu destekleyen diğer şeylerde koçlukta yaptığımız bir sürü test ve uygulamalar var. Hı hı. Bu test uygulamalar sayesinde bu test ve uygulamaların birlikte yaptığımız analizleri sayesinde kendilerine yeni bakış açıları ediniyorlar. Mesela duygusal zeka testi. Duygusal zekanın aslında akademik zekadan biraz daha, bir tık daha önemli olduğu çağlardayız. Duygusal zekanın önemini anlatıyoruz onlara. Kendi duygusal zekalarının durumunu keşfediyorlar. Nasıl duygusal zekalarını geliştirirlerse okul hayatlarında, iş hayatlarında daha başarılı olabilir mi keşfediyorlar... Aslında stresi, kaygıyı, duygularını nasıl yönetebilirler? Bunları keşfetme şansı buluyorlar. Temsil sistemleri testimiz var mesela, ee, kendi özelliklerini keşfediyorlar. Hangi meslekler acaba onlara daha uygun olur, bunu keşfediyorlar. Ee, bunun gibi yaptığımız çok çok değerli uygulama ve analizler var hocam. Bu analizlerle birlikte onlarla karşılıklı sohbet eşliğinde kendilerini, keşfetmelerini, daha önce hiç düşünmedikleri şeyleri düşünmelerini sağlıyoruz. Dolayısıyla aslında sadece onlara akademik hayatlarında e, rehberlik değil de e, tüm hayata bakışlarında değişiklik sağlıyoruz kesinlikle. Aslında e, bu yolda onların en başta kendilerini tanımalarını sağlamış oluyoruz. Bir kişi kendini tanımadan kariyer yolculuğunu şekillendiremez. Önce kendilerini Onlara tanıtmak temel amaç. Deriz yep Rehberlik'te de hani nihai amaç vardır ve genel amaç vardır. Hani bizim varmak istediğimiz kendini gerçekleştirmesidir kişinin. Ama bu kendini gerçekleştirme basamağına ulaşabilmek için kişinin önce kendini tanıması lazım. Ya. Kendini tanıması, kendini kabul etmesi ve genel yeterliliklerini kabul edip bu şekilde hani bireyi tanıma basamaklarını geçerek aslında hedeflerini şekillendirmesi lazım e, bu yolculukta da sizin bahsettiğiniz testler envanterler evet. Tabii ki büyük önem arz ediyor E bu yolculukta onları bu testlere uygulayarak Aslında biz onların sadece akademik anlamındaki yeterliliklerini değil kişisel yeterliliklerine de onları farklı açılardan bakmalarını sağlamış oluyoruz Aslında Evet evet kesinlikle ve e Tamam kendilerini kabul etme bir yanda hı hı. ve bazı e, ilişkilerde zayıf özellikler dediğimiz bir ilişkiyi yürütmenizi engel olan zayıf özelliklerimiz vardır. Tabii. Her birimizde vardır bu. Hepimizde. Bunları e, nasıl değiştirebilirler? Nasıl daha sağlıklı ilişkiler kurabilirler? Hı -hı. E, nasıl daha sağlıklı sınav sürecini baz alırsak nasıl daha sağlıklı bir sınav süreci geçirirler? Evet. Bu yönlerini de geliştirmek adına çok çok e, güzel derin sohbetler yapıyoruz kendileriyle ve aslında e, onlar da hep bu sohbetlerin sonunda diyorlar ki hocam hiç daha önce ben bunun üzerine düşünmemiştim. Korkularım üzerine hiç düşünmemiştim. Neden kaygı duyduğum üzerine hiç düşünmemiştim. Ee, işte mesela matematik dersini aslında matematik dersinden korkuyor olmamın sebebinin e, altında özgüven sorunumu olduğunu düşünmemiştim Düşünmüş. gibi. Böyle çok güzel çıkarımlar yapıyorlar. Çok çok keyifli süreçler oluyor hepimiz için. Evet bu keşif yolculuğunda evet. e, özellikle potansiyel bir sonuca ulaşabilmek de insanı, gururlandırıyor açıkçası evet. kendiniz Tabii ki kişisel anlamda kişisel tatminlerden daha ziyade ortak işbirliğiyle yapılan bir çalışmadan verim elde edilmiş oluyor evet. esas evet. önemli olan nokta bu Peki evet bir de sınav koçluğu dediğimiz ve e, sınav sınav adına itafen koçluğu dediğimiz YKS koçluğu gibi LGS koçluğu gibi KPSS koçluğu gibi yani sınav sistemlerimizi içeren bu tarz koçlukları çok duymaya başladık eğitim koçluğundan farklı mı oluyor bu sistem veya bu koçluklar neler yapıyorlar Nedir farkı? Ben de bazen düşünüyorum bir rehber öğretmen olarak, diyorum ki acaba buradaki temel fark ne? Evet hocam, şimdi tabii ki sınav sistemi bizim ülkemizde çok değerli Hı -hı. bir noktada. Tabii ki. Dolayısıyla sınava yönelik yapılan rehberlik, mentorluk, koçluk da bu anlamda değerli oldu. Şimdi sadece sınava yönelik yapılan, ben de mesela ünvanımda yaşam boyu eğitim koçu ve sınav koçu diye ayrıca belirtiyorum. Çünkü sınav yılında size gelen danışanlar ilk hedefleri sadece sınava hazırlanmak oluyor. Ve aslında size ulaşmak istedikleri nokta da bir anlamda bu oluyor. Hocam YKS'ye hazırlıyor musunuz? KPSS'ye hazırlıyor Tabii. musunuz? LGS'ye hazırlıyor musunuz? Ben hepsiyle ilgili çalışmalar yapıyorum. Ama bazı e, öğretmenlerimiz, diyelim ki sadece KPSS derslerinden bir tanesinde öğretmen, bunun yanında bunu eşlik e, ederek de öğrencilerine mentorluk yapıyor. O yüzden de kendine KPSS koçu diyebiliyor. Özellikle KPSS'ye hakim, tüm soru e, sistemlerine hakim, tercih dönemine, mülakat dönemine hakim, e, işte çok çıkabilecek sorular özellikle e, önemli olabilecek konulara müfredata hakim kişilerin kesinlikle sadece o sınava yönelik koşuluk yapması bence direkt ihtiyacı yönelik olduğu için çok değerli çok çok güzel bir şey koçluk dediğimiz şey tabii ki sadece sınav odaklı değil. Hı hı. Yalnız bazen ihtiyacı yönelik de koşuk olabiliyor. Nasıl ki ilişki koçluğu, sağlıklı yaşam koçluğu, finans evet, koçluğu yaşam var. Yaşam koçluğu dediğimiz evet, evet, o da var. E, o zaman sınav sistemi de bu kadar derin ve kolları olan bir şeyse ülkemizde sadece sınava yönelik koçluk da çok doğru. Sadece burada bir şeyin altını çizmek istiyorum Tabii. aslında. Sizin aracılığınızla Hı -hı. da bunu da duyurmak istiyorum. Son 1-2 yıldır da, şimdi koçluk malum çok popüler bir kavram. Evet, şu an değil mi? <laughs> Çok can. çok popüler. Herkes hani koçum diyebiliyor rahatlıkla evet. ama biliyorsunuz koçluk bir meslek aslında. Tabii. 2013 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edildi. Resmi gazetede yayınlandı ve belirli yeterlilikleri var. Özellikle de Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun belirlediği seviyelerde seviye altı lisans hmm. diploması gerektiren bir meslek. Nasıl ki bir kuaförde çalışmanız gerekiyor hmm. çıraklık belgesi, ne bileyim operatör olacaksınız, bir ağır makine kullanacaksınız bir belge. Aynı şekilde koçluğunda bir belgesi var e, hocam. Belirli bir eğitimi almanız gerekiyor ve en düşük bir Lisans diplomasına sahip evet. olmanız gerekiyor. Son iki yılda özellikle sınavlarda derece yapan öğrencilerinde maalesef koçluk yaptığını görmekteyiz. Bu biraz üzücü. Neden üzücü? Çünkü bir öğrenci hem kendi üniversite hayatını idame ettirecek bir yandan da onun için hayati önem taşıyan bir sınav yılına girmekte olan bir öğrenci koçluk yaptığını söylüyor tırnak içinde. Ben bunları çok doğru ve uygun bulmuyorum. Aynı zamanda burada psikolojide de hello effect vardır. Hani hale etkisi. Evet. Sanki derece öğrencisi ilk bine girdiğinde bir şeyler yapmıştır. Ve onun her yaptığı doğrudur. Onun yaptıklarını e, öğrenci ben de diyor yaparsam diyor ben de derece yapabilirim diyor. Ama işin aslı böyle değil. Pek çok yeterlilik, pek çok e, koçluk sorusuna hakim olmak, analizlere hakim olmak e, gerçekten gerekiyor ve bu sadece doğru. bir ders programı hazırlığı süreci e, değil. değil. E, o yüzden e, ben e, bir derece öğrencisinden koçluk olma, e, almanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. E, çünkü orada onun doğruları var, o kendi doğrularıyla e, bu süreci atlatmış. Helal olsun, bravo. Kendi doğrularıyla derece yapmış ama bu herkes için aynı yolları izlemek olmayabilir diye düşünüyorum. E, sınav koşulları çok güzel e, ayrımlar. Yalnız yeterlilikleri olan eğitim sektöründen olan sizler bizler gibi e, eğitimci kişilerin veya koçluk eğitimi almış kişilerin yapması gerektiğini düşünüyorum. Evet, çok doğru bir noktaya parmak bastınız. Çünkü herkesin kişisel özellikleri farklı. Yani e, demin kendini keşfetmekten bahsettik. Kişi kendini keşfetmiştir, istediğini üzerinde veya istediği ölçüde bir başarı elde etmiştir. Evet. Ama şimdi dönüp baktığımız zaman aynı stratejiyi, aynı yöntemleri siz X kişisine uyguladığınız gibi Y kişisine uygulamaya kalkarsanız, Zaten beklediğiniz verimi elde edemezsiniz. Burada da o bahsettiğimiz konu esas üzerinde X öğrencisi o başarıyı elde etti. Tamam, kendini yeterli görüyor. Ama bize göre yeterli değil. Evet. O onu sunabilmek için bir eğitimci olmanın ön şart olduğu bilincinde değil diyelim ki. Evet. E, bu bilgiyi sunmaya çalıştı karşı tarafa. Kendi stratejilerini uygulamaya çalıştı. Karşıdaki kişi aynı verimi elde edecek diye bir kural söz konusu değil. Evet. E, bu zaman yanlış yönlendirmeden yola çıkarak aslında yanlış sonuçlar doğmuş maalesef. oluyor. Ya, maalesef üzücü bir durum. E, buradan da gençlerimize de bu noktada seslenelim. E, lütfen e, bir eğitimci gözüyle, bir eğitimcinin yaklaşması gerektiğini bu konulara göz ardı etmeyelim. Bu konuda hassas olalım. Çünkü bir kişinin hayatı, bir ferdin hayatı demek... Bütün toplumun hayatı demek. Değil Fertler mi? toplumu oluşturuyor. Bireyler topluma ışık tutuyor. Lütfen evet. bu noktada mesleki etik çerçevesi içinde davranalım. Belli bir tabii ki maddi gelir elde etmek için yaptığınız bir durum ise başka yollarla bunu yapalım. Yani başka faaliyetlere yönelelim. Kesinlikle. Ve gerçekten işin ehline bu noktayı bırakalım. Bu şekilde bu Çok mesajı güzel. vermiş olalım teşekkür ediyorum hassasiyetiniz için sağ olun. Siz, e, sizler de sağ olun. Peki sınav senesinde olan öğrencilerin çalışma süreçlerinde olmazsa olmazları nelerdir? Yani püf noktalardan bahsedebilir miyiz? Aslında bu biraz da eğitsel rehberlik noktasına giriyor. Evet, evet. Nedir püf noktalar? Ben özellikle sınav senesinde öğrencilere şunu söylüyorum. Şimdi bu sene farklı bir sene. Bu sene sen bir hazırlanıyorsun. Hı hı. maratona hazırlanıyorsun. Öğrencilik hayatının maratona hazırlandığın, hı hı. yani bir sporcu gibi düşünmen gerektiği nasıl ki bir sporcu dört yıl e, emek veriyor, olimpiyatlara hazırlanıyor ve orada emeklerinin karşılığını almaya çalışıyor. Birebir aynı metafor hocam. E, sen de dört yılının emeğini bu sene hı hı. biraz daha fazla antrenman yaparak Alacaksın. Dolayısıyla hmm. bir sporcu gibi yaşamalı, bir sporcu gibi düşünmelisin. Yemen, içmen, uyku düzenin, çalışma saatlerinin hepsi bir rutin, bir disiplin içerisinde olmalı. Hmm. Rutinler ve disiplin çok çok önemli bu süreçte. Çalışma saatleriniz belli olmalı. Bir gün sabah erken kalktım, çalıştım. Bir gün gece uyku tutmada oturdum, çalıştım. Olmamalı kesinlikle. Tam bir düzen ve disiplin şeklinde hmm. olmalı. Çünkü zihnimiz... Beynimiz düzeni, disiplini, rutini, alışkanlıkları çok çok sever. Evet. Hep bir rutin içerisinde olmak ister. Çünkü bedenimiz de muhteşem bir sistem ya. Bu sisteme uyumlu bir şekilde o da e, yaşamak ister. Dolayısıyla disiplin, disiplin, disiplin. Çalışma saatleri çok çok önemli. İstersen Tabii. gece çalışan bir öğrenci ol ama her gün aynı saatte çalış ve yavaş yavaş arttıracak şekilde çalış. Mesela hemen yazın 11. sınıfı bitirdin 12 oldu Haziran ayında günde 10 saat çalışmaya çalışma çünkü yapamayacaksın ve sonra enerjini kaybedip isteğini kaybedip üzüleceksin. Evet. Yavaş yavaş arttırarak çalışalım diğer önemli bir konu bu psikolojik bir savaş aynı zamanda hı hı. sınav ortalama 3 milyon kişi arasından bir eleme yapıyor sen sınav anına kadar her şeyi çok güzel getirmiş olabilirsin ama sınav gününde yapacakların da çok çok önemli kendini zihinsel olarak hazırla bu psikolojik bir süreç sınav anında ne yapacaksan adım adım hazır olsun yani bu tabii ki bizim koşluk sürecine çok önem verdiğimiz detaylar ama koşluk hizmeti alamıyorsa öğrenci buna çok çok Önem göstersin ve sene boyunca lütfen ve lütfen kontrol edemediği olaylardan kendini uzak tutsun. Sadece çalışmalarına odaklansın, sadece sistemli bir şekilde çalışsın ve kendini o gün o, o psikolojik savaş vereceği güne hazırlasın. Ve e, en önemlisi de insanın kendi zihnine güvenmesi. İnsan beyni ortalama 200 trilyon kitap bilgisini taşıyabilecek bir kapasiteye sahipmiş evet. hocam. Bizim beynimize ve zihnimize güvenmemiz gerekiyor. Beynimize güvenmeli, düzenli ve disiplinli çalışmalı ve ders programı, tabi bunlar çok çok uzun detaylı evet. şeyler ama temel olarak programlı şekilde çalışmalı ve kendimize güvenmeliyiz. Yapacaklarımızı adım adım parça parça programımıza yerleştirmeli ee, sene sonuna kadarki zaman dilimimiz belli öyle değil mi? Evet. O dilim zarfında ne kadar konumuzun olduğu da belli. Ne kadar çalışacağımız da belli. Zamanı doğru yayarak e, belirli kaynakları çözerek ki bu kaynaklara ulaşmak da çok kolay artık. E, bu kaynakları düzenli çözerek bu seneyi rahatlıkla atlatabilirler. Ben tabii şu an çok püf noktaları, hayati noktaları evet, söyledim. Evet. Zaten o kadar detaylı bir süreç ki bunu eğitim ve evet. sınav koçluğu olarak adlandırıyoruz. Bir de e, benim Değinmek evet. istediğim bir nokta var. E, bu süreçlerde sınavlara hazırlanırken özellikle e, biliyorsunuz sınav dönemleri özellikle YKS sınavı, evet. LGS sınavının olduğu dönemler gelişim özellikleri bakımından ergenliğin de izlerini gösterdiği dönemler. Evet. e Şimdi ergenlik zaten fırtınalı bir dönem evet. olarak literatürde adlandırılıyor. Bu fırtınalı dönemin özelliklerini bir yandan atlatmaya çalışırken bir yandan da bu sınav stresiyle sınav kaygısıyla mücadele ediyor öğrenci. Evet. E şimdi arka planda bir sınav koçu, bir eğitim koçu sadece öğrencinin sınav başarısını şekillendirmeye çalışmıyor. Bununla mücadele ruhunu da geliştirmeye çalışıyor. Evet. E direkt öğrenciler ve özellikle aileler şu noktada bence e, dikkatli olmalı. Öğrenci sadece eğitim koçluğu sisteminde Eğitimle ilgili özellikleri, sınav ile ilgili bilgileri kazanmıyor, genel bilgilere ulaşmıyor. Arka planda bütünsel gelişimini destekleyen, sosyal gelişimini destekleyen özellikleri de kazanıyor. Çünkü sadece siz e, sınavda DGS sınav sistemini anlatmıyorsunuz, YKS sınav Tabii ki. sistemini anlatmıyorsunuz. Arka planda kişinin zamanı nasıl yönetmesi gerektiği... Sınav kaygısıyla mücadele ederken aslında özelleşmiş bir alandır sınav kaygısı. Hayata dair kaygılarıyla da mücadele etmiş oluyor. Yani genelleşmiş bir kaygının önüne geçilmeye çalışılıyor. Evet. Öfkeyle mücadele ediyor. Çünkü ergenlik döneminin aslında o öfke içeren özelliklerini de yansıtıyor evet. aileye, çevreye. Her şey çevreye. öfkeli, hayatı öfkeli, sisteme öfkeli, sistemi öfkeli, evet. mesela ülkeye öfkeli. Bunların hepsini yönetmeyi öğreniyor. Çok güzel söylediniz. Yani sizinle birlikte bu kazanımları elde ederken evet. de aynı zamanda başarısını da arttırmaya yönelik faaliyetleri de, ...desteklemiş oluyor. Bazen fark etmeden, bazen bilinçli olarak... ...aileler de bu noktada... E, ...genel bir alan olduğunu... Çok özelleşmiş bir alan olmadığını, bütün faaliyetleri desteklediğini bilmeleri lazım. Evet. Bu rehberlik gibi aslında e, rehber öğretmenle bazen düşünüyorum. Evet. Ben rehber öğretmenim, e, psikolojik danışmanım. Ama evet. biliyorsunuz okullarda eğitim öğretim ortamlarında daha çok akademik başarı evet. üzerine çalışılıyor. Evet. Eğitim koçları, özellikle bir öğretmen karşında eğitim koçu olduğu zaman ben diyorum ki. Şanslı. Çünkü hem akademik anlamda bir branş öğretmeni aynı zamanda hem de bir eğitim koçu. Katabileceği o kadar çok şey var ki. Bu yüzden bir Türkçe öğretmeni olarak aynı zamanda bir eğitim koçu olarak sizinle bu görüşmeyi gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyum. Teşekkür ederim ben de öyle. Peki diğer sorumuza gelelim. Ara sınıflar sınav senelerini beklemeden neler yapmalı, nelere dikkat etmeli? Pek önemsemiyor ana sınıf, ara sınıflar özellikle diyor ki ben sınav senemde değilim, daha çok uzun zaman var. Kesinlikle. 7. sınıflar ve 10-11. sınıflar Tabii. diyebiliriz. Hı -hı. 11 sınıflar diyelim özellikle. E, kesinlikle dediğiniz gibi sınav senesini bekleme evet. durumunda ve oku şey 7. sınıf bitti, 11. sınıf bitti yazın bir şeyler yapma. Hayır bu yapılabilecek en büyük hata çünkü siz orada 4 yılınızın emeğini Hı -hı. aslında karşılığını evet. alıyorsunuz. Ara sınıflara benim vereceğim iki tane öneri var. Altın değerinde iki öneri. Hı -hı. E, lütfen. Türkçe ve matematik çalışın. Diğer dersler bir şekilde zaten son sene ağırlıklı olduğu için konuları hallediliyor. Ama Türkçe ve matematik okuma becerileri, okuma anlama, muhakeme yeteneği 7. sınıflarda da görsel yorumlama, grafik yorumlama becerisi maalesef son bir senede bir sene bile değil yani son 8-9 ayda asla kazanılmıyor. Ve yeni nesil sorular hep bunu gerektiriyor. Hep bunu gerektiriyor kesinlikle. Bu sene YKS'de Türkçe'de öğrenciler kaybetti. Çünkü kendilerini daha önce geliştirmemişlerdi. Psikolojik, sosyolojik, felsefi metinleri çok okumamışlardı. Bunları biraz daha okumalı. Paragraf farklı farklı paragraf sorularına ağırlık vermeliler ve sürekli matematik sorusu, özellikle de problem sorusu çözmeliler. Bu LGS için de geçerli. 7. sınıftan itibaren de problem soruları kendi seviyelerinde, paragraf soruları 11. sınıfta da TET çalışmaları. Yani TET matematik, TET Türkçe çalışmaları çok 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 önemli. Son 8-9 ayda asla istedikleri kıvama gelmiyor çünkü. Önceden hazır olurlarsa son sene sadece zor sorular, yeni nesil sorular, pratik kazanma, zaman yönetmeyle işi çözerler. En önemli şey bu. Ben de öğrencilerime özellikle ortaokul kademesinde şunu söylüyorum. 5. sınıfa geçiyor ama artık ortaokul öğrencisi o. İşi en başından sıkı tutun. Yani ben benim önümde daha 6. sınıf var, 7. sınıf var diye düşünmeyin. Çünkü bizim akademik programlarımıza baktığımızda birbirinin üzerine inşa edilen ardışık bir sıra var. E şimdi bu ardışık sıranın gerektirdiği de belli kazanımlar var. Hep derim Köklü sayılar konusu tabii ki matematik alanındaki e, branş branştaşlarımızın alanı. E, çok derine girmek doğru olmaz. Ancak genel bir bilgi örnek verecek olursak köklü sayıları yapabilmek için üslü sayıları, sayılar konusunu bilmemiz lazım. Bravo. E birbirine üzerine inşa edilen bir gerçeklik var. Siz önceki senelerdeki temel görevleri inşa etmeye başlamazsanız binanın temelini inşa etmezseniz sağlam, olmazsan... sağlam bir bina olmaz. Hmm. Ve istediğiniz kadar bir yaşam koçundan, eğitim koçundan, rehber öğretmenden destek alın. Ee, oradaki deriz ya elmanın tamamı, elmanın tamamının o yeşil elmanın tamamının yeşerdiğini değil belli alanlarda çürüklerin olduğunu görürsünüz. Çünkü elmanın tamamını yeş yeşertmek istiyorsak o elmanın en başından gelişim sürecinden itibaren Beslenmek siz beslenmesi gerekiyor. gerektiğini bilirsiniz. Destek verilmesi gerektiğini bilirsiniz. Bu yüzden lütfen değerli öğrencilerimiz en başından işte sıkı tutmaya yönelik faaliyetlerde bulunun. Düzenli çalışın ve her senenin değerli olduğunu unutmayın. Her senenin size kazandırdığı bir kazanım mevcut. Hem akademik olarak hem sosyal olarak. Hem de hayatımızdaki tüm gelişim alanlarına dair olarak diyelim. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Mesela köklü sayılar dediniz. E, YKS sınavında hala sayılar konusu çok büyük bir problem. Evet. Halbuki olmaması gerekir, doğru değil mi? Evet. Ama hala sıfırdan o konular tekrar 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 anlatılır ve bunların hiç zaman kaybıdır. Dediğiniz gibi işi baştan sıkı tutmak, işin sırrı bu eğitim hayatım boyunca düzenli düzgün çalıştığın hı hı. zaman sınav senesi yapman gereken sadece belli başlı başka şeyler var. Evet. Ee, konuları baştan öğrenmek bunlardan biri değil. Her evet. zaman e, konuları baştan öğrenmekten ziyade her senenin derslere ait. Yani Türkçe dersi olur, matematik dersi için olur, e, sosyal bilgiler için olur. Her dersin o sene gerektirdiği Milli Eğitim Bakanlığımızın sunduğu kazanımları, kazanımları. kazanıp bir sonraki seneye öğrencinin sağlam adımlarla geçmesi gerekiyor. Zaten e, Milli Eğitim Bakanlığımızın da bu konuda yayınladığı kazanımlar mevcut. Evet. Hem öğretmenlerimize verilen aynı zamanda öğrencilerimizin de kazanımlara ulaşabileceği içerikler sağlıklı bir şekilde bize sunulmuş. Tabii ki onları kullanıyoruz zaten hocam. Ama evet. Teryal sitesi Milli Eğitim'in gerçekten muhteşem düzenlenmiş beceri temelli çalışma kitapçıkları, kazanım temelli çalışma kitapçıkları, sorular, açık uçlu sorular, test soruları evet. harika. Yani öğrenciler bu kaynaklardan yararlanmalı kesinlikle. Evet, zaten Milli Eğitim Bakanlığımızın sitesinde de yayınlanıyor aynı şekilde. Evet orada. Zaten. sosyal medya hesaplarında da güncel bilgilendirme yapılıyor. Buradan Milli Eğitim Bakanlığımıza da saygı, sevgi ve hürmetlerimizi Sınavı. gönderiyoruz. Peki diğer sorumuza bakalım. 11. sınıfa geçmeden alan seçimi eşit ağırlık dediğimiz evet. sözel, sayısal, dil öğrencilerini ...kendilerindeki hangi özellikleri dikkate alarak bu seçimi gerçekleştirmesi, karar vermeleri gerekiyor. Bir de alan seçimi diyoruz ama ben özellikle lise grubumla çalışırken şunu vurguluyordum. Siz alanlı gözüken aslında alansız öğrencilersiniz. <laughs> Şimdi burada bu konu başlığını açmak istiyorum. Çünkü yanlış anlaşılmalara izin vermeyeyim. vermeyelim. Bu konuyu açıyorum. Şöyle diyorum... Siz zaten iki sınava girdiğiniz için biliyorsunuz YKS sınavında TYT ve AYT'den sorumlu olduğunuz için TYT'de zaten belli temel dersleri yapabilmeniz gerekiyor. Evet. Onları yapabiliyor duruma gelmeniz gerekiyor. Bunun için her ders birbirinden önemli. Sadece okullarda da zaten temel dersler sunuluyor. Sadece yapmanız gereken sizin hangi bölümü istiyorsanız o alana ağırlık vermek. Aslında Kesinlikle. hepimiz alansızız. Hepimiz evet. temel dersleri öğrenmek zorundayız diye düşünüyorum. Kesinlikle temel dersler ayrı bir yerde. Onlar Hı -hı. çok çok değerli. Zaten öğrencilerin de en çok zorlandığı TET alanı olacak. Kesinlikle TET'i halletmekte daha çok zorlanıyorlar AYT'de çünkü biraz daha bilgi odaklı ya. Orada bir tık daha rahat ediyorlar mesela dediğiniz gibi evet. e, temel yeterlilik adı üstünde temelden alınması gerekiyor. Şimdi alan seçimi yılı geldi Hı -hı. çattı çok güzel 9 geçti 10 geçti lay 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 peki nasıl alan seçeceğiz? Genelde şöyle bir algı var e, fizik kimya sevmiyorsun eşit ağırlıkçı evet. olsun. Ya da e, coğrafya tarihi hiç sevmiyorsun, sen sayısalcı ol. Senin Hı -hı. matematiğin de çok iyi, sen sayısalcı ol. Bu gerçekten e, çok üzücü bir karar alma stratejisi. E, alınması gereken karar şöyle olmalı. Öğrenci öncelikle kendi beceri yeteneklerini, e, isteklerini ileride yapmak istediği, icra etmek istediği mesleği bir düşünmeli. Bununla ilgili şöyle bir küçük çalışma yapmalı. Ben koçluk hizmeti içerisinde bu çalışmayı yapıyorum. Önce güçlü özelliklerin, zayıf özelliklerin. Senin beceri ve yeteneklerin neler? Nelere ilgi duyuyorsun? Ee, yani sen bir hukukçu olmaya mı ilgi duyuyorsun? Orası mı seni çağırıyor? Yoksa sen sağlık sektöründe mi çalışmak istiyorsun? Bilimsel çalışmalar mı yapmak istiyorsun? Evet. Senin burada matematikte, fizikte, kimyada ne kadar başarılı olduğundan çok... Sahip olduğun kapasite ve tutkuların çok önemli. Bunları bir yazıyoruz, bakıyoruz. Ondan sonra bu hedefe, bu tutkuya kavuşmak için sen ne yapmalısın? Onu çıkarıyoruz. Bu noktada sen biraz daha fizik kimya çalışmalı isten eğer doktor olmak istiyorsun ama fizik kimyan zayıf, biyolojin zayıf. O zaman buna yönelik bir yol haritası çiziyoruz. Ama sen hukukçu olmak istiyorsun ama tüm derslerin çok güzel. Sınıfın birincisisin, neden biz seni mutlaka sayısal öğrencisi yapma konusunda baskı kuralın üstünde? Hayır, sen tüm derslerinde başarılı ol ama eşit ağırlık alanı seç. Kısacası ilgi, beceri, yetenek. Bunların evet. planlanması, ona göre seçim yapılması gerekiyor. SWOT analizi de buna girer aslında. Evet, Fırsatlar, tehditler değil mi? Aslında imkanlarımız, olanaklarımız baktığımız zaman güçlü yönlerimiz ve zayıf yanlarımız. Ben bunu da öğrencilerime uyguluyorum. Evet, Çünkü ben de çok uyguluyorum. ne kadar güçlü yönlerini ve zayıf yönlerini bilirsen, o kadar aslında kariyer çizgini kariyer çizgini şekillendirme yolunda daha sağlam adımlar atarsın. Ee, bu bahsettiğimiz alan konusunda da ben bazen 11. sınıfta özellikle alan seçiminin 11. sınıfa taşınmasını çok doğru buluyorum. Evet. Çünkü gerçekten karar değişimleri, ilgiler bile 17 yaşında kararlı değişim. kararlılık kazanmaya başlıyor. Bu kadar değişim varken bu çok doğru bir karar oldu. Aslında gelişim dönemleriyle de paralel bir karar oldu diyebiliriz. Evet, evet. Ee, şimdi aslında üzerine konuşulacak o kadar çok şey çok var ki, o kadar güzel bir meslektaşımla sohbet imkanı edindim ki. Ama artık programımızı yavaş sonra. yavaş e, bitirmek mecburiyetindeyiz. E, katıldığınız için çok teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür hocam. E, Buradan da Hı. bütün değerli meslektaşlarımıza, eğitimcilere, öğretmen arkadaşlarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Bir Eğitime Farklı Bakış programında sonuna geldik. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bizleri takipte kalın.